Saygıdeğer arkadaşlarım, biz orta çağcı siyasal İslamcıları ikiye ayırırız. Birinciler malum, madem tipi. İkinciler ise FETÖ tipi arkadaşlar. İkinciler birincilere hiç benzemez görünüm olarak. İkinciler günlük tıraş olurlar, takım elbise giyerler, saçlarını itinayla öne, yana, arkaya tararlar. Badem tipleri şartlı insan görünümündedir, Orta Doğulu görünümündedir. FETÖ tipleri ise batılı görünümdedir. İngiliz ya da Amerikalıya benzerler. İşte onlardan derin bir vatandaşı konu edeceğim bugün. Aydın Ünal. Tayyip'in avanesindendir ilk yıllardan itibaren. Tayyip'in bakanlarının kendisinin danışmanlığını, müşavirliğini yapmıştır. Tayyip'in Ali Bebecan'ının metin yazarlığını yapmıştır. Ve Tayyip'in bizzat kendisinin metin yazarlığını yapmıştır yıllar boyu arkadaşlar. NATO'nun parlamenterler asamblesinde de bulunmuştur Türkiye adına. İşte bu vatandaş birkaç gün önce 18 Ağustos 2023 tarihli Yeni Şafak'taki bir yazısında aynen şunları söylüyor. AK Parti kurucusu ve ilk dönem milletvekili Mehmet Ali Bulut Ağabey'in söylediklerinden anladığım AK Parti'nin ilk yıllarındaki yoğun vesayetin kastettiği başta ordu gelmek üzere yargı, üniversiteler, bürokrasi, o zamanlar Tayyip teslim alamamıştı orduyu, bürokrasiyi. Sonradan bildiğimiz gibi 2007'den başlamak üzere ABD, onun casus örgütleri ve FETÖ ile birlikte orduya üniversitelerdeki Mustafa Kemal İnönü ve Kuvayi Milliye gelenekli laik cumhuriyet savunucularına, medyadaki aynı kategorideki insanlara yoğun bir saldırı başlattılar. Ahlaksızca, düzenbazca, adice. Ve bu saldırıda ne yazık ki başarılı oldular. Koca Türk ordusunu kurt dalamış keçi sürüsüne çevirdiler. Ergenekon, balyoz, askeri casusluk, atabeyler, bilmem ne zırva atlarıyla atlandırdıkları sözde davalarıyla arkadaşlar. FETÖ'nün polisleri, yargıçları, savcıları el ele verdi bu operasyonda. Bunun yönetimini, planlayıcılığını SİHA yaptı. Siyasi ayağını da Tayyip Güler oluşturdu bildiğimiz gibi. Evet, askeri vesayetin diyor bütün fenalığına rağmen, bakın, yani ordunun layık cumhuriyeti ve kanun devletini savunma refleksini büyük bir fenalık olarak değerlendiriyor arkadaşlar. Bütün fenalığına rağmen denetim mekanizması olmak gibi hayırlı bir yönü de vardı. Ha, ne yapıyormuş arkadaşlar?
ordu ve devletin diğer kademeleri frenliyorlarmış Tayyipgillerin hırsızlıklarını, yolsuzluklarını, düzenbazlıklarını, kanunsuzluklarını ve vatana ihanet dahil tüm ihanetlerini fren mekanizması görüyorlarmış. Haksız mı? Diyor. Bugün AK Parti denetim ve eleştirinin eksikliğini de hissediyor. Şimdi kendisi milletvekili değil ya arkadaşlar. 2015 Haziran ve Kasım seçimlerinde Tayyipgiller'den milletvekiliydi. Şimdi değil. O yüzden yani denetimsizsiniz, eksikleriniz var, yanlışlarınız var diye dokundurmada bulunuyor Tayyipgiller'e. Ortada bir muhalefet yok. Bakın aynen bizim yaptığımız tespiti yapıyor arkadaşlar burada. Buradaki sözü haklı. Biz de dedik, üretilmiş muhalefet. Kim tarafından? Amerika tarafından. Ve ne diyordu Amerika? Biz muhalefetin olmamasını değil, olmasını ama bizim çizdiğimiz sınırlar içinde oynamasını istiyoruz demişti. İşte başta Tesevci, Sorosçu, Kılıçdaroğlu'nun ana muhalefet partisi Yeni CHP olmak üzere bütün muhalefet Amerika'nın çizdiği sınırlar içinde oynuyor arkadaşlar. Yani bunların alayının oynatıcısı ABD emperyalist haydut devletidir. Ne yazık ki sonu da medyayı da o haydut oynatıyor. Sadece bize güç getiremiyor. Hiçbir zaman getiremediği gibi. Bundan sonra da getiremeyeceği gibi. Arkadaşlar, ortada bir muhalefet yok. Muhalif medyanın hali içler acısı. Aynen bizim yaptığımız tespiti yapıyor arkadaşlar. Ne yapıyor muhalif geçilen medya? Kuru gürültü yapıyor ya. Boş kelike gürültüsü çıkarıyor. Burada oynayan keskin muhalif görünümdeki ne? Görünümdeki televizyoncular, gazeteciler, güya bilim insanları, akademisyenler ne diyor? Cumhurbaşkanı diyor kaçak saraydaki diplomasıza. Devletin tepesine Amerika tarafından çöktürülmüş diplomasız ve kanunsuza. Onun kaçak sarayına ne diyor? Beştepe diyor. Kaçak saray bile diyemiyor. Onun avanesine diyor, bakan diyor, vekil diyor. Ya yok böyle bir şey. Kendisi meşru değil. Diploması yok. Ne anayasa tanıyor, ne kanun tanıyor. Bir cürüm örgütü. ABD tarafından devşirilmiş, yapılmış, çıkar amaçlı mafyatik bir örgüt AKP'liler. Onun dışında hiçbir şey değil. Bunların hiçbir kurumu, hiçbir şubesi, belediyesi kanunu değildir arkadaşlar. İl yönetimleri, ilçe yönetimleri, belediyeleri kanunu değildir bunların. O cürüm örgütünün birer uzantısıdır, birer şubesidir. Bunların çıkardığı bütün kanunlar, yaptıkları bütün sözleşmeler, verdikleri bütün ihaleler yok hükmündedir. Çünkü hepsi kanunsuzdur. İşte muhalif medyanın hali işler acısı diyor. Demek ki onlar da görüyor. Muhalif vekiller TBMM'ye uğramıyor. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Çilekeş, masum, bilinçsiz,
zavallı halkımızın oylarıyla seçilmiş muhalefet rolü oynaması diye oynaması için meclise gönderilmiş vekiller meclise uğramıyormuş ya. İçeriden eleştiri mekanizması da maalesef kırılmış durumda. İçeriden kim eleştirebilecek Tayyip Güller'i? Tayyip'in emri olmadan kim ağzını açıp konuşabilir arkadaşlar? Her şey o mafyatik suç örgütünün tepesindeki şefin, reisin iki dudağı arasından çıkacak buyruğa, fermana tabi. Edebiyat dahi iktidara yakın büyük sermayeye sırtını dayadı. Demek ki büyük sermaye ile Tayyip Güller'in iç içe olduğunu da itiraf ediyor burada. Edebiyat bile diyor, sanat bile o sermayeye sırtını dayadı diyor arkadaşlar. İşler acısı durum bu. İşler demek ki Tayyip Güller'in derin Aydın Ünal'ı da bu tespiti yapıyor. Başına değil, medyada muhalif oynayan, cumhuriyeti savunan bazı sanatçıların tek tek Tayyip'in saflarına yanaşması, Tayyip Güller'e yandan çarptığı, bazen doğrudan metiyeler düzmesi. Evet, ne yazık ki işler acısı durum bu arkadaşlar. Yine bu Aydın Ünal, dedik ya, zeki ve derin bir kişi bu Aydın Ünal. 16 Ağustos 2015 tarihinde de bir tweet atıyor arkadaşlar. O tweette de Kaçak Saray'ın arka bahçelisini konu ediyor. Biliyorsunuz ondan önce Bahçeli Tayyip Güller'e ve baştaki Tayyip'e ağır, tümüyle hakaret içeren eleştirilerde, saldırılarda bulunuyordu. Ve AKP'yi PKK'den bile daha tehlikeli diyordu. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı başkan, başbakan olabilir ama Tayyip Erdoğan olamaz diyordu arkadaşlar. Sende şeref ve haysiyet işportaya düşmüş diyordu. İşte o günlerde bu Aydın Ünal bir tweet atıyor arkadaşlar. 16 Ağustos 2015. Okuyalım. Ağzından köpükler saçarak konuşan siyasetin zavallısı Devlet Bahçeli için bütün o köpükleri itinayla yalayacağı yeni bir süreç başlıyor. Devlet Bahçeli'yi önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanı ve ailesine ettiği tüm hakaretlerden dolayı bin pişman göreceğiz. Evet, zavallılık. Devlet Bahçeli koalisyona yanaşmasa bile seçim kararına tıpış tıpış destek verecek. Hangi seçim kararına? Kasım seçimleri kararına. Bunun arkasından Tayyip bir konuşma yapıyor arkadaşlar. Hemen arkasından. O da aynen şunu diyor. Zafer kazanmış bir komutan edasıyla ve rahatlığıyla. Sayın Bahçeli, partimize atıp tutuyorsun, kükrüyorsun. Bak, böyle yapan senin vekillerin, parti yöneticilerin vardı. Onların kasetleri çıktı, siyasetten yok oldular. Bakarsın senin de çıkar.
İşte bu sözler üzerine Devlet Bahçeli anında Tayyip'in kaçak sarayının arka bahçesine varıyor, oturuyor ve orada karargah kuruyor arkadaşlar. Konunun ne olduğunu daha sonra Sabahattin Önkibar ve onun aktarımıyla Hüseyin Gülerce, eski FETÖ'cü. Şimdi Tayyip satın aldı bunu da biliyorsunuz arkadaşlar. Ali Bulaş gibi ve diğer bazı FETÖ'cüler gibi, damardan FETÖ'cüler gibi. O da şimdi Star'da yazıyor Hüseyin Gülerce. Sabahattin Önkibar yazılarında da o zamanlar konuştuğu televizyon programlarında da Bahçeli'nin bu kaset işini konu ediyordu. Hüseyin Gülerce bizzat bana o kaseti izlediğini söyledi ve aynen şu tespiti yaptı. İzledim, midem bulandı. Demek ki arkadaşlar bu Aydın Ünal, Tayyip ve avanesi Bahçeli'yi bu şekilde teslim almışlar ve sarayın arka bahçesine karargah kurdurmuşlar. Vatandaşlar böyle işte arkadaşlar. Böyle aşağılık, rezil, pis oyunlarla siyaset yaparlar. İttifaklar kurarlar. Yani daha önce de söyledim. Bunların hangi birinin adı geçse mecburen konu etmek durumunda kalsak inanın aynı anda benim midemde bir bulantı oluşuyor. Ve bir taraftan da kahroluyorum. Türkiye bunların elinde ya. Birinci emperyalist paylaşım savaşı ve onu takip eden 3,5 yıllık sürede Kurtuluş Savaşımız süresince 10 milyonu aşkın şehit vermiş ve onun zaferi üzerine layık cumhuriyeti kurmuş Mustafa Kemal gibi, İnönü gibi dahi komutanlar yetiştirmiş, binbaşın Nazım Bey gibi, Albay Reşat Bey gibi efsane kahramanlar yetiştirmiş. Bu milletin, bu ordunun, bu cumhuriyetin bunların eline kaldığını görünce kahroluyor insan arkadaşlar. Ama bunların elinde bırakmayacağız. Ne vatanımızı, ne halkımızı. Bizler o kahraman atalarımızın torunlarıyız. Bunlarla başka bir varlık alemindeniz bizler. Bunlar Mustafa Sabri'lerin, damat Feritlerin, filozof Rıza'ların torunları bunlar arkadaşlar. Nemrut Mustafa'ların torunları bunlar. Bizlerse biraz önce sözünü ettiğim Kuvayi Milliyeci kahraman atalarımızın torunlarıyız. Bunlara vatanı bırakmak, halkımızı, milletimizi bırakmak yok. Sonunda aynen kahraman birinci Kuvayi Milliyeci atalarımızın yaptığını yapacağız. Onlar gibi efendileriyle, ABD ve AB emperyalist aygıtlarıyla birlikte bu hainleri de def edeceğiz ülkemizden. Tabii önce yaptıkları ihanetlerin cezasını kanunlar önünde çekmeleri kaydıyla.
kalın sağlıcakla.